13. Bölüm. İki kardeş güzel bir buket yaptırdılar. Sonra da çikolata aldılar eve gitmeden önce. Kız istemeye hazırdılar artık. Eve geldiklerinde kıyafetlerini değiştirip hazırlandılar kız istemek için. Tam evden çıkacakken, "Ay unuttum," dedi Hatice Hanım. "Hemen geliyorum," diyerek kadın giyindiği ayakkabısını çıkardı, eve geri girdi. Yatak odasına girip hemen dışarı çıktı. "Hadi gidelim," derken ayakkabısını giyinip kapıyı kapattı. "Ne unuttuydun kızım?" "Lazım bir şey oçe." "Oçe, boşnakçada baba demek." Kadın ne unuttuğunu söylememişti hiçbirine. Aşağıya inerken komşu hemen kapıyı açtı. "Nereye Hatice Hanım? Yoktunuz kaç gündür?" "Bosna'daydık komşum. Amca da gelmiş. Hoş geldin amca," diye seslendi kulakları sağırmış gibi. "Duyuyorum kızım," dedi adam gülümseyerek. "Öyle mi?" "Öyle kızım, sağ olasın. Sonra konuşuruz komşum. Hadi hayırlı akşamlar," diyerek kadın devam etti merdivenlerden inmeye. "Ayşe, sen nasıl oldun canım?" diye sorsa da kimse ona cevap vermedi. Aşağıya hızla inip arabaya bindiler. Mustafa aracını Orhan'ın evine doğru sürerken Esra ve Cem'i arayıp çıktıkları bilgisini verdi. Onlar da orada olacaklardı. Eve geldiklerinde Mustafa araçtan inip bagajı açtı, çiçek ve çikolatayı aldı. Çiçeği kardeşine uzatırken, "Maşallah ne kadar güzel aldıklarınız," diyerek kadın memnuniyetini belirtti oğluna. "Abi çiçek sende kalsın, çikolatayı versen bana. Gelinimize sen ver çiçeği." "Doğru, elin alışsın oğlum eşine çiçek götürmeye." "Eşime çiçek götürmeye elime alışacak öyle mi? Kalsın anne," derken yanlarına gelen Esra ve Cem'e baktı. "Esra, rica etsem çiçeği de sen alır mısın?" "Aynısından bana da alırsan hemen." "Alırım kardeşim, alırım. Sen yeter ki şu çiçeği al elimden," dediğinde Ayşe uzanıp aldı. "Esra abla, sen çikolatayı al olur mu?" derken kaşlarını çatarak abisine baktı. Bu akşam sanki hayata tutunmaya çalışıyordu kız. "Olur, ondan da isterim ama. Pahalıya patlıyor çiçek çikolata taşımak," dedi Cem. "Mustafa, ikisini de sen mi götürsen?" "Haydi gidelim eve, İnsanlar bekler bizi," diyen dedenin ardına düştü hepsi. Kapının ziline babasının kolundaki Hatice Hanım bastı. Orhan misafirlerini kendisi karşıladı. Selamlaşıp girdiler eve. "Sen en son gireceksin," diye fısıldadı Cem arkadaşının kulağına. Mustafa en son girdi Cem'i uyarak. Diğerlerinin ardından girdi oda salona. Ev kalabalık değildi. Amcaları olduğunu öğrendiği bir bey vardı. Belli ki memlekette ağa olan bu amcaydı. Onun eşi ve Suna halanın da eşi vardı. Gelin adayı henüz ortalıkta yoktu. Kısa bir sohbetten sonra asıl konuya girip dedesi Allah'ın emri, peygamberin kavli ile her şey normalmiş gibi oğulları Mustafa'ya kızları Fatma'yı istemişti. Yine sanki her şey normalmiş gibi de amca kızlarını Allah'ın emri ile verdi. Bir an kızımıza da soralım diyecekler diye düşündü Mustafa. Ama orayı es geçmişlerdi. Hatta gençler anlaşmış bile demediler. Sonra elinde kahve fincanlarıyla gelin kız girdi içeriye. Kafasını kaldırıp bakmadı Mustafa. Gerçi o kocaman gözleri görme arzusu da yok değildi. Önüne gelen tepsiden aldı ikram edilen kahve ve suyu. Tüm gözlerin üzerinde olduğunun farkındaydı. "Teşekkür ederim," dedi yine kahveyi ikram eden kıza bakmadan. Hemen yanında bulunan sehpanın üzerine koydu suyu. Sonra da keyifle yudumladı kahvesini. Kahve tam istediği gibiydi, acı ve koyu. Kahveler içildiğinde ise gelin salona gelip, "Mustafa, büyüklerinin elini öpmeden önce Hatice Hanım, gelinine söz için yüzük takmak istediğini söylediğinde şaşırmıştı Mustafa. Belli ki unutulan şey yüzüktü. Annesi çantasını açıp içinden küçük bir mücevher kutusu çıkardı. Belli ki eşinin ona taktığı yüzüğü geline takacaktı kadın. Aynen öyle de oldu. Kadın gelininin parmağına hayırlı olsun diyerek yüzük taktığında Mustafa ilk defa turkuaz mavisi elbise giyinmiş kıza baktı. Ellerinden başlayarak. Kısa bir an buluştu gözleri. İkisi de aniden cehenneme çağıran gözleri çevirdi annesinin taktığı yüzüğe. Söz alınmıştı artık. Fatma'nın parmağına ikinci kez takılmıştı söz yüzüğü. Kız
Kendisine sadece bir an bakan adamın yüzüğünü takmaktan hiç ama hiç memnun değildi. Burada şu an elini uzatması yine babasının arzusu içindi. Hayatı hep annesinin izinden gitmekle geçmişti. Annesi, zavallı annesi, tek hedefi vardı kadının, eşini mutlu etmek. Orhan Bey mutlu olmayacaksa kadın nefes bile alamazdı ki. Onu hayatı zehir eden kayınvalidesine bile eşini doğurduğu için hep hürmet etmişti. Fatma, babaannesinin annesine yaptıklarını hatırladı bir an için. Acaba şu an parmağına gülümseyerek yüzüğü takan kadının içinden de bir canavar çıkabilir miydi? Allah korusun dedi kendi kendine. O annesi kadar güçlü bir kadın değildi ki. O yaşadığı zulmü onun gibi gülümseyerek karşılayamazdı ki. Babasına baktı bir an. Annesi ne kadar da yönlendirmişti kızını. Aydın denilen o şerefsiz ile neredeyse sırf babası için evlenecekti. Mustafa'nın yanından babası alıp eve getirdiğinde konuştular ilk kez baba kız. Babasının bahsettiği mesajları asla bilmiyordu Fatma. Belli ki Sevda Hanım Fatma'nın telefonu ile bir şeyler yapmıştı. Mesajların kızın telefondan geldiğine babası emindi. Ne kadar aşk dolu sözlerdi. Kim bilirdi ki babası gözünü kırpmadan hatta kızına sadece yarım ağız sorarak kızının fikrini almıştı. Babasının fikrini sorduğu günü hatırladı. Kızım, sen ve Aydın. İnan çok sevindim demişti. Emin de adam ve kız itiraz bile etmeden kendini o gelinlikle o otelde bulmuştu. Ama direnmiş dediğini nikah kıydırmamıştı. Aydın düğüne kadar evde kalmasın diye diretmişti. Mustafa'ya bakmaya korkuyordu. Adamın bu evliliğe karşı fikrini biliyordu. Kendisine olan duygularının da farkındaydı. Halbuki ne kadar isterdi Mustafa'nın da yüreği onunki gibi çarpsın. Ama yok, adam evleneceği kıza bir kere bile bakmamıştı. Oysa Fatma adamı ilk gördüğünde heyecanlanmıştı. Evlilikten kaçmak sanmıştı ama o çağırıp konuştuğunda da aynı karnındaki krampı hissetmişti genç kız. Şu anda da ne kadar çok isterdi gözlerine bir kere baksa. Ama öyle tiksinmeden, kaçırmadan, kara gözlere bakabilseydi keşke. Haramdı o gözler. Fatmacığım diyen halasına çevirdi bakışlarını. Nerelere gitmişti bu kısa anda? Canım benim diye sarıldı kadın kıza. Ağlıyor musun sen? Canım kızım diyen kayınvalidesiydi. Ağlama ne olur, kıyamam ben sana derken kadın kızın gözlerini sildiğinde Mustafa'nın baktığını hissetti bir an. Ağlamıyorum diyen sesi titriyordu. Gözümün nuru diyerek bu sefer babası sarıldı kıza. Sen benim can paremsin. O yaşlar yüreğimi deler. Sen gül ki ruhum şenlik yapsın. Kızının gözlerinden öptü adam sevgiyle. Suna, elini yüzünü yıkasın Fatma götür de dedi kardeşine sonra. Halası elini sevgiyle tuttu yeğeninin, salondan çıkardı banyoya götürmek için. Kız banyoya girince o da girdi yanında. Ne oldu? Neden ağlıyorsun sen? Ben neden bu parmağıma yüzükleri birinin talimatıyla geçiriyorum ki? Neden seçemiyorum hala? Adam benden nefret ediyor derken ağlaması daha da artmıştı. Halası yeğenine sarılı sıkıca, teselli etmek istiyor ama o da fark etmişti ki genç adam kıza hiç bakmamıştı. Ne denir, nasıl teselli edilir bilmiyordu. Haram diye bakmamıştır. Bir kere hala, sadece bir kere baktı. Sonra da hemen çevirdi bakışlarına. Midesi bulandı bana bakarken. Hayır, hele o Ayşe. Nasıl bakıyor bana ya? Nefret akıyor gözlerinden, iğreniyordu benden. Ben almadım onun sevgilisinin elinden. Ben bilmedim ki, bilseydim asla o adamla o yola girmezdim. Babam için bile. Biliyorum yavrum ben. Hem Ayşe'yi ben Bosna'da gördüm. O kız, ne bileyim, öyle ruh gibi bakıyor. Çok üzgün kızım. Yaşadıkları sana özel değil inan. Acı çekiyor bence. Bu arada kapının tıklatılması sesini duydular. Birazdan çıkıyoruz dedi Suna hala. Sorun yok değil mi? Esra'ydı kapıdaki. Mustafa merak etti seni Fatma. Sahnelenen oyuna katılacaktı Ayşe. Sessizce katılacaktı hem de.
abisiyle konuşmuştu. Evliliğini onaylamasını istiyordu ondan. Dediği gibi olmuştu. Adam onaylamıştı evlenmesini Orhan ile. Bu akşam ilk defa görecekti Aydın'ın kendisine tercih ettiği kızı. Acaba çok mu güzeldi? Güzellik değildi derdi Aydın'ın, paraydı. Kızın zenginliği ortadaydı. Onunla evlenirse babasının parasına sahip olacaktı, patron olacaktı. İçinden bir sevinç geçti aniden. Tüm planlar yerle bir olmuştu. Abisine uzatmıştı çiçeği geline vermek üzere. Her şeye rağmen abisinin bu gece onun yüzünü gülerken görmek istediğini biliyordu. O da o zaman gülecekti. Adam istemiyordu eline çiçek almayı. Annesi alış demişti ama kız kardeşine uzatmıştı çiçeği boynunu bükerek. Al diye adeta yalvarıyordu kardeşine. Günlerdir ilk defa gülümsemişti kız aslında. İçi kan ağlarken ama bu gülümsemeyi abisine borçluydu. Bana da aynısını alırsan diyerek almıştı abisinin elinden çiçeği. Ne kadar da sevinmişti Mustafa. Gözlerinden mutluluğu hemen de belli etmişti kız. Onlara kapıyı açan Orhan Bey olmuştu. Kız görmüştü adamı ama ilk defa görürmüşçesine baktı adama. Gelinlerinin babasıydı şu an. Başka da bir şey yoktu. Suna Hanım oradaydı. Sonra amca olan bir adam ve eşi, en son kız oradaydı. Bir an baktı. Sadece bir an. Evet, güzeldi. Hem de çok. Giydiği turkuaz elbiseyle eşsiz olmuştu. O gece de bu kadar güzel miydi acaba bu kız? Aydın da abisi gibi heyecanını saklıyor muydu acaba? O da bakmaktan korkuyor muydu kıza? Kızım, annesinin sesiyle kendisine geldi. Tekrar baktı kıza, zoraki gülümseyerek. Elinde tuttuğu çiçeği uzattı kıza. Hoş geldiniz diyerek çiçeği aldı. Çiçeği yanındaki halasına verip Ayşe'ye sarıldı aniden. Hoş buldum diyerek cevap verdi Ayşe. Sıcaktı bu kız, sımsıcak. Işıl ışıldı kuyu kahve gözleri. Kocamandı, kocamandı gözleri. Sanki dünyayı saklıyordu gözlerinde. Aydın da bunu görmüştü onda. Ayrıldı kızdan Ayşe birden ve konuşmadan annesinin ardından yürüdü. Kendini ağlamamak için sıkarak. Annesinin bu akşam ağlama kızım diyen sesi hala kulaklarında çınlıyordu. Annesinin sözünü tutacaktı, ağlamayacaktı. Bebeğinin katili için akılacak bir damla yaşı yoktu. Onun gözyaşları sadece bebeği için akmıştı ve sadece onun için akacaktı. Sohbet edilirken bir kere daha baktı kocası olacak adama. Konuşulan hiçbir kelamı duymuyordu şu an. Neden diye sormamıştı adam kıza, neden Aydın'ın annesini evde istiyorsun diye sormamıştı. Sorsaydı diyebilir miydi bedel ödeyecek diye, anlatabilir miydi? Kendisine bakan koyu kahve gözleri fark ettiğinde hemen eğdi başını yere. Arsız biri gibi davranmıştı yine. Şimdi adam ne düşünecekti onun hakkında? Kimin ne düşündüğünden, bana ne dedi kendi kendine hemen. Başını kaldırdığında kendisine uzatılan kahveyi gördü Ayşe. Sonra kahve tepsisine uzatan kim diye baktığında kendisine bakan, gülümseyen o kahve gözleri gördü yine. İğrenmeliydi bu kızdan. Hayat onun yüzünden zehir olmuştu ona. Güzel gülüyordu gözlere. Aydın'ı bu gözlerle kandırmamıştı elbette. Yazık. Aydın onun sadece parasını sevmişti. Senin hiçbir şeyini sevmedi dedi içinden. Bu kızın hiç değilse parasını sevmişti. Kahveyi aldı eli titrerken. Afiyet olsun dedi kız kahveyi alıp teşekkür bile etmeyen görümcesine. Sonra hemen yanında bulunan abisine uzattı kahve tepsisini. Mustafa bakmadan aldı kahvesini. Kızın gülümseyen yüzü soldu aniden. Aydın bakmış mıydı acaba yüzüne? Aynı abisine kahve verirkenki gibi yüzü gülüyor muydu acaba? Aydın o kahveyi aldığında bakmış mıydı kızın gözlerine? Teşekkür etmişti Mustafa. Fatma'nın dudaklarının hareketini görse de duyamadı ne dediğini. Titreyen ellerini saklayarak kaçmıştı kızdan. Abisinin kahveyi yudumladığını fark etti sonra. Ne tuz, ne acı koymuştu belli ki. Aydın'a da yapmıştı mutlaka damat kahvesini. Acaba tuzlu muydu, acılı mı? Mustafa mutlu olmuş muydu acaba diğerleriyle aynı kahve içmekten? Onun da aklından geçmiş miydi
Ayla'nın kahvesinin tadı. Sonra Fatma ile abisinin büyüklerinin ellerinin öptüğünü fark etti. O da katıldı, tebrik etti ikisini. Kızın yüzüne bulut mu dağılmıştı sanki? Annesi ikisini yan yana getirdi. Çantasından çıkardığı, eşinin kendisine taktığı yüzüğü gelinine taktı. Kadın ve erkeğin arasında gezdi gözleri. Abisinin yerinde Aydın mı vardı sanki? Kaşlarını çattı nefretle kıza bakarken. Aydın mıydı o kızın karşısındaki adam? Sonra adamın kıza bakışını gördü bir an. Bir andı sadece. Aydın ona asla öyle aşk dolu bakmamıştı. Sonra da cehenneme götürecek bakışı geri atmamıştı. Fatma duyduğu cümle ile halasına baktı, gözlerini kocaman açarak. "Fatma!" diye seslendi Esra. "Mustafa merak etti seni." Ben iyiyim," dedi kız kekeleyerek. "Şimdi geliyoruz Esra Hanım, sorun yok. Malum gelinler ağlar." "Tamam, bekliyorum ben." "Gerek yok. Siz gidin," dedikten sonra "Sen yüzünü yıka da çık," dedi yeğenine fısıltıyla. Tam kapıyı açacakken tuttu yeğeni bileğinden. Kadın soran bakışlarını çevirdi yeğenine. Dolu doluydu gözleri yine. "Kızacak bana," dedi dudağı titrerken. "Şımarık diyecek." "Demez yavrum. Öyle diyecek adam merak etmez. Hadi alama artık. Yıka yüzünü de gel." Eliyle okşadı kızın güzel yüzünü. Ben bakayım Esra Hanım'a," diyerek çıktı banyodan. "Ah gitseydiniz keşke," dedi Esra'yı kapıda bekler görünce. "Ya aslında ben sizden bir şey rica edecektim. Hazır Fatma banyodayken..." "Buyurun." "Mustafa'yı çağırsam da görüşseler." Endişelendi Fatma ağlayınca. "Mesaj attı bana kontrol etmem için," dediğinde kadın hafifçe gülümsedi. "Olur tabii. Ben Fatma'yı bahçeye çıkarayım. Siz de Mustafa'yı çağırabilirsiniz." "Süper. Teşekkür ederim Suna hala," derken kadının kolunu sıvazladı. "Korkmayın. Mustafa harika bir insandır. Çok yakışacaklar birbirlerine." "Öyle mi dersin?" "Öyle. İnanın bana," dedi kız kendinden emin bir şekilde. "Ben hemen gidip Mustafa'yı dışarıya çağıracağım," diyerek ayrıldı banyonun önünden. Suna Hanım tekrar banyoya girmek için kapıyı tıklattı. "Canım, geleyim mi?" dediğinde kapıyı açtı kız. "Geldim alacığım." "Esra görüşsünler," dedi de. "Nasıl?" diye sorduğunda Esra ile konuştuklarını anlattı kıza Suna. "Hadi bahçeye çıkalım biz seninle." "Hala," dediğinde kadın durdu. "Çıkmayalım." "Neden ama?" "Ben istemiyorum hala." "Salona gidelim." Kadın yeğenini anlayamamıştı ama kırgınlığının farkındaydı. Üzerine gitmenin anlamı yoktu. Yeğeninin ardından salona girdi. "Yanıma gel güzel kızım," diyen Hatice Hanım gelinine yanında yer açtı. Kız gidip kadının yanına oturdu. "Orhan Bey, gelinimin bu kadar güzel olduğundan bahsetmemişsiniz," diyerek konuşmaya başladı kadın. Fatma bakışlarını bir an için çevirmedi Mustafa'dan yana. Oysa adamın kendisinden yana baktığından çok emindi bu sefer. Çok mutlu olmuştu demek ki, eserinden gözünü alamıyordu belli ki. "Şey Fatmacığım," dedi Esra. "Bir bardak su verebilir misin?" "Tabii," diyerek ayağa kalktı kız. Esra da kalktı onunla. Kız dışarı çıktığında Mustafa da ayağa kalktı. Fatma'nın ardından dışarı çıktı sanki odadakiler fark etmemiş gibi. Zaten umurunda da değildi. Zaten umurunda da değildi sanki fark etmeleri. Doğruca mutfağa girdi kızın ardından. Esra da yanına gelen Suna Hanım'ı durdurdu. "İzin verin. Biraz yalnız kalsınlar," diyerek yalvardı bu kez kız kadına. "Buyurun o zaman, biraz hava alalım biz de." Beraber balkona çıktı iki kadın. Fatma bir bardak alıp masanın üzerindeki sürahiden doldururken, "Neden ağladın?" diye soran Mustafa'nın sesiyle hareketsiz kaldı bir an. Sonra sürahiyi yerine koydu. Ne işi vardı onun burada? Dayanamamıştı demek ki. Eserini seyir yetmemişti demek ki. "Çok sebebi vardı," dedi ilgisizce. "Birini söyle." "Birini?" dedi kız, sesi titremeye başlamıştı. "Benim söz kesme merasimim ikinci kez oluyor," dediğinde hala adama bakmıyordu. Tahmin edebiliyordu ikinci kez demesine nasıl kızdığını. "İkincisi de iki kadar ruhsuz." "Sordun ya neden diye," dediğinde derin bir nefes aldı kız. "Ruh sadece bende varmış demek ki." Mustafa kıza epeyce kızmıştı ama sakin olmalıydı.
bu kız artık birinci ve ikinci diye değerlendirme yapmamayı öğrenecekti. Neden kahveme tuz koymadın? Bu soruyu da beklemiyordu kız. Tuzlu kahve mi kahramı çektirecekti sana? İçmeyecektim dediğinde döndü kız adama. Burnu havadaydı her zamanki gibi. İçmeyecektim tuzlu kahve getirseydin. Acı kahvenin 40 yıllık hatırı peşindeyim ben. 2 günlük tasanın değil. Bu kızı gözleri kocaman açılmışken daha çok seviyordu sanki Mustafa. Bir an seviyor muyum diye geçirdi içinden. Kızın kocaman açılmış gözlerine bakarken ben sevmem öyle saçma şeyleri. Neden sordun o zaman? Ruh dedin ya az önce. Kız haram bakışlarını yere indirmişti. Neden ruhun yok olmasına izin veriyorsun ki sen? Aniden baktı tekrar adama. Öyle değil mi? Ben birinci ve ikinci demeni sevmiyorum. O sıralamada ikinci olmak değil inan derdim. Birincinin kafanı meşgul etmesi. Birinci kafamı meşgul ediyor Mustafa. Hem de çok ediyor. Çok değil bir hafta önce gelinlik giymiş o lanet herifle evleniyordum ben. Nasıl hemen aklından birinci çıkar ki? Kardeşinin o suçlar bakışları bile izin vermez buna. Senin bir an gözüme değen bakışların bile izin vermez buna. Kız kafasını sallarken ağlamamak için direniyordu. Hayır hayır, ben yapmadım bu sıralamayı. Sana bir an baktığımda aklında o pislik yoktu dedi adam. Bu gece bana bakmadığın zamanlarda, kahveyi uzattığımda mesela, Ayşe nefretle yan taraftan bakarken mesela, senin gözlerini sadece fincanda gördüğünde aldığın hazda mesela. Adam gözlerini kısıp kıza baktı. Şu an mesela. Zaman kısa henüz. Hepimiz acılıyız. Sen, ben ve kardeşim. Yanılıyorsun. 3 kişi değil acılı olan. Biz 4 kişiyiz Mustafa. 4 kişi. Haklısın. Şerefsiz 4 kişinin evet, hayatını mahvetti değil mi? Mustafa bu akşam ilk defa gülümsedi. Öyle demeyecektim. Hayatımıza yön verdi. Mahvetti mi? Derken dudağını büzdü bilmiyorum anlamında. İnan bilmiyorum ve bilemeyiz. Kendi adıma derken yutkundu. Evlenmek için kıstaslarım vardı benim. Ben dinimi yaşayan bir kız istiyordum. Mesela harama elin değmediği eli olan, haram gözün değmediği gözü olan, mesela senin giyindiğini giyinen, öyle dar elbiseler içinde vücudunun tüm hatlarını teşhir edip başını örtü takan değil. Başı açık da olabilirdi eşimin ama edepli giyinirdi kıyafetlerini. Dinle alay eden bir tip değildi isteğim. Başında 1 metrekare örtü olup altına tayt giyen birini de istemiyordum yani. Sonra namaz kılsın istiyordum. Öyle göstermek için değil. Namaz yetişmeyecek diye gelinliğini kesen tipten mesela dediğinde gülümsedi. Sen uygunsun benim istediklerime diye düşünüyorum. Sorunum ne biliyor musun dediğinde tekrar baktı adama. Dayatma. Galiba ben dayatmayı sevmiyorum. Ve galiba ikinci olmayı. İnan ben de senin, yani bunu söylemeli miyim bilmiyorum ama annem şom ağzı derdi bana biliyor musun? Aklına geleni söyleme derdi. Rahmetli, ne güzel kadındı annem. Bembeyaz bir namaz örtüsü ve elbisesi vardı. Namaz kılarken, yani evdeyse mutlaka onu giyerdi secdeye giderken. Kefenim bu olsun derdi. Şahit secdelerime derdi. İsteği oldu. Üf, nereden geldim oraya? Şom ağızlı. Ha evet, ben şom ağızlıyım. Ha, biraz fazla konuşurum dediğinde tekrar gülümsemişti genç adam. Galiba sen birinci ve tek ol isterdim ama nasip değil mi? Aynen öyle. Yani yanlış anlama sakın. İkiniz arasında sıralama yaparken ama ikinci olmadan adamın gözlerine baktı tekrar. Biraz önce anlattın ya aradığın eşin özelliklerini. Ben sadece dindar bir eş istedim. Sabah namaza kalktığımda bana imamlık yapacak bir eş. Nasip olur evlenir miyiz bilmiyorum. Gelin ata binmiş. Ya kısmet demiş sözünü bir kere. Fatma diyerek kızın sözünü böldü Mustafa.
Anma ne olur onu. Milat olsun. Ne olur anma. Anmak istemem ama gayret ederim. Etmeye de çalışacağım ama ona dair acılarım o kadar çok ki. Senin de kardeşinden dolayı acıların var onunla ilgili. Sen de anmadan, en azından aklınla anmadan durmayacaksın. Kardeşin zaten hep anacak, unutsa bile beni görünce anacak. Sen unutsan bile benimle evlenmeye mecbur olduğun için beni her gördüğünde yeniden anacaksın. Durum buyken milat olabilir mi bugün sence? Sana olsun derken adam yalvarıyordu kıza. Yasak koyma bana. Acılarımızı beraber sararsak Mustafa derken adamın gözlerine baktı tekrar. Bu eller var ya, nasipse sadece sen dokunacaksın. Bu sefer Mustafa şaşırarak bakıyordu kıza. Hani istemiştin ya, belki duanım ben senin. Kim bilir?